Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde if ve wish clause'ları çalışacağız birlikte. Conditionals dediğimizde şart cümleleri. Şart cümleleri biliyorsunuz zarf cümlelerin alt kolu ama ayrı bir önem atfediyoruz. Sınavlarda çıkma ihtimali yüksek olan konulardan birisi diyebiliriz. Genel bir perspektifle tüm cümleleri, gramer yapılarına bir göz atalım istiyorum. Conditionals are used to describe the result of something that might happen in the present or future. Günümüzde ya da gelecekte meydana gelecek bazı şeylerin sonucunu tanımlamak için. Ya da bu şeyler geçmişte olmuş olabilir, olmuş olma ihtimali var ama gerçekleşmemiş olaylar olabilir. Karşımıza dört tip çıkıyor. Zero conditional, first conditional, second conditional, third conditional. Bu sayılar hiç önemli değil. Kullanım yerlerini aklımızda tuttuğumuz zaman gayet güzel olacak. Bir de mixed conditionals karşımıza çıkacak. Evet, zero conditionals'a bakarsak used to talk about things that are generally true or scientific facts. Genel olarak doğru olan ve bilimsel olarak gerçek olan, her zaman aynı sonucu veren durumlarda kullanıyoruz. İşte örnek, if the weather is good, I go to the beach. Hava güzel olursa plaja giderim. Burası sahil kenti ve tek yaptığım şey bu. If it rains, the grass gets wet. Eğer yağmur yağarsa yerler ıslanır, otlar ıslanır. If you freeze water, it turns into ice. Eğer suyu dondurursanız buza döner. First conditional bir ihtimal bildirir. Diğerinde ihtimal yüksekti. First conditional'da %50 ihtimal vardır. Used to talk about a possible condition and its probable result in the future. Gelecekte olması muhtemel bazı şeyleri anlatır. If'ten sonra simple present kullanırız. Karşıda future simple. Will'den sonra da kök halinde, infinitive halinde fiil kullanırız. If the weather is good tomorrow, I'll go to the beach. Bakın yukarıdaki cümleyle aynı. Ancak burada işin içerisine tomorrow girmiş. Second conditional, düşük bir ihtimalden bahsettiğimizde günümüz için kullanılan bir ifade. Used to talk about an unlikely or hypothetical condition and its probable result now. If'ten sonra simple past'a dönüştürüyoruz ve ikinci bölümde would plus infinitive yani future in the past ya da conditional diyebiliriz. If the weather were good, imaginary situations. Hava iyi değil ama iyi olduğunu düşünürsek I would go to the beach. Ne yapardım? Plaja giderdim, yüzerdim gibi. Şu anda gidemiyorum, hava da iyi değil. Buradan bu sonucu çıkarıyoruz. Third conditional, no probability. Artık bunun gerçekleşme ihtimali yok. Ve bakın, used to talk about an imaginary condition and its probable result in the past. If'ten sonra past perfect kullanıyoruz ve future perfect in the past. Perfect conditional kullanıyoruz. If the weather had been good, the weather, I would have gone to the beach. Eğer iyi olmuş olsaydı ne zaman geçmişte ne yapardım? Yüzmeye giderdim gibi bir ifade. Evet, şimdi bunları irdeleyelim arkadaşlar. True in the present or future, zero conditional, bol örnek görelim, aklımızda kalsın. Daha önce söylediğimiz gibi zero conditional'da bütün yapacağımız her zaman doğru olan ifadeleri burada present simple ve present simple. If'ten sonra yan cümlecikte present simple ve sonrasında da temel cümlede main clause'da da present simple olarak kullanarak yapacağız. If you heat water, it boils. If you boil water, it evaporates. If you evaporate water, it rises in the air. If the water rises in the air and meets a cold body air, it liquefies and drops as rain. Bilimsel bir zincirleme reaksiyondan suyun oluşumuyla ilgili. If you freeze water, it turns into ice. If you mix yellow and blue, you get green. Her zaman aynı sonucu aldığımız ve bilimsel gerçekleri anlatırken zero conditional. When the sun goes down, it gets dark. The machine starts if you push that button. Düğmeyle çalışan cihazları düşünün. Her seferinde çalışıyor. Bazen aksaklık olabiliyor. If I don't sleep well, I always feel tired during class. Ders esnasında daima yorgun hissederim. İyi uyku alamazsam. Demek ki uyku önemli. Habitual activity or situation. Water boils or will boil if the temperature reaches 100 degrees Celsius or 180 degrees Fahrenheit.
Predictable fact or general truth. Bu cümleyi bir sonraki slaytımızda da göreceğiz ve present anlam ifade edecek arkadaşlar. Evet, future possibility demiştik. Bakın, first conditional. We use the first conditional when we talk about real and possible situations. Gerçek ve olması muhtemel durumlarla ilgili. If'ten sonra simple present kullanıyoruz, zero conditional'da olduğu gibi. Ancak temel cümlede will, can, may, must ve fiil kökü gibi yapılar karşımıza çıkıyor. İşte örnek, I will send her an invitation. If I find her address, adresini bulursam ona davetiye göndereceğim. If it is cold, you must wear warm clothes. Eğer hava soğuksa sıcak tutacak giysiler giymesin. If you play the lottery, you may become a millionaire someday. Someday, who knows? And if I study conditionals, I will speak better English. Eğer şart cümlelerini çalışırsam iyi İngilizce konuşacağım. Water boils or will boil if the temperature reaches 100 degrees Celsius or centigrade. Celsius bir İsveçli bilim adamının soyadı. Centigrade de centum gradus'tan oluşan biliyorsunuz derece santigrat dediğimiz. If I don't sleep well, I will feel tired during the class. Will feel dediğimiz zaman muhtemel olacak bir şeylerden bahsediyoruz. If anyone calls, please let me know. Eğer bir ararsa lütfen bana bildiriniz. If anyone should call, should'un kullanımı remote possibility or uncertainty. Eğer düşük ihtimalle bir şeyler varsa if'ten sonra should'u da kullanabilirsiniz present yerine. If I'm going to Istanbul diyor arkadaşınız. If you should see Ramazan, please give my best regards. Ramazan'ı görürsen lütfen iyi dileklerimi ona ilet, selamımı ona ilet. Görme ihtimali çok düşük. İstanbul kazan, siz kepçe. İşte düşük ihtimal bildiren should. Evet arkadaşlar, unreal present ya da şurada göreceğiniz untrue, contrary to fact in the present or future. Gerçeğe aykırı durumları biz varsayıyoruz, farz ediyoruz. Imaginary. Demek ki gerçeğe aykırı bir şeyler. Bakın, we use the second conditional to talk about unreal or very unlikely or impossible things or situations. Olması mümkün olmayan şeylerin varmış gibi düşünüldüğünde kuracağımız cümleler. If'ten sonra past simple, ikinci bölümde would, could, might, infinitive. Bakın arkadaşlar, if I found her address, eğer onun adresini bulsam, ne zaman? Şimdi, I would send her, send değil arkadaşlar, her an invitation. Where would you live if you could live anywhere in the world? Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayacak olsaydın, nereyi tercih ederdin, nerede yaşardın? If you studied harder, you might pass the test. Eğer sıkı çalışsan, ne zaman? Şimdi, you might pass the test, testi geçebilirsin. If I knew the answer, I would tell you. Cevabı bilsen, size söylerdim. Gerçek durum nedir? I don't know the answer. Ne zaman bilmiyorum? Şimdi. Ne zaman bilsem? Şu an bilsem. Ne zaman söylerdim? Şimdi söylerdim. Her ne kadar dili geçmiş zaman kullansam da söylerim anlamında da çevrilebilir. If I were there now, şimdi orada olsam, I would visit them all. Onların hepsini ziyaret ederim. Bugünlerde ziyaretlerimiz azaldı. I'm not there now. If I were you, I would accept their job offer. Ben senin yerinde olamam. Senin yerinde olsam onların iş teklifini kabul ederdim. İyi bir firma. If I had enough time, I would help you. Yeterli vaktim olsa sana yardım ederdim. Burada da bir arzulanan sonuçtan bahsediyoruz. If I had enough time, I could buy a car. Otomobil satın alırdım. Bu da ihtimal bildiriyor. If it were not raining right now, I would go for a walk. Eğer şu anda yağmur yağmıyor olsaydı, continuous da kullanabiliriz arkadaşlar, past continuous. It's raining right now, so I will not go for a walk. Gerçek durum da budur. Evet, second conditional dedik, unreal present dedik. Bir başkası unreal past, geçmişte değiştirmemiz mümkün olmayan durumları anlatırken, işte untrue, contrary to fact in the past ya da unreal past olarak kitaplarda geçer. Onları çalışalım. It talks about the past, it's used to describe a situation that didn't happen and to imagine the result of this situation. Gerçekleşmeyen bir durum ama gerçekleşmiş olsaydı bunun sonucu ne olabilir diye bir varsayımda tahayyülde bulunuyoruz. İşte past perfect, if'ten sonra would, could, have,
ve fiilin üçüncü şekli past participle. If I had found her address, eğer onun adresini bulmuş olsaydım, ne zaman? Geçmişte bulamadım ve şu an bulma durumumda olsun olmasın önemli değil. I would have sent her an invitation, ona bir davet göndermiş olacaktım ya da göndermiş olurdum. I didn't find it, I couldn't send it. If I hadn't been so busy, I could have helped you. Eğer çok meşgul olmasaydım sana yardım ederdim, bu ihtimal vardı. If she had told me about her problem, I would have helped her. Eğer bana sorunu hakkında bahsetseydi ona yardımcı olurdum. If you had studied enough, you would have passed the exam. Sınavı geçerdin eğer yeterince çalışmış olsaydın. Çalışmadın, yeterince sıkı bir şekilde çalışmadın ve bu yüzden de başarısız oldun. I would have bought them a present if they had invited me to their wedding. Eğer düğünlerine beni davet etmiş olsalardı, ki etmediler, I would have bought them a present. Bir hediye alacaktım, götürecektim. If I had more time, I would have done my homework. Eğer çok vaktim olsaydı, ödevimi yapacaktım, yapmış olacaktım. Yine bir continuous görelim, farklı renkte yaptım. If it had not been snowing, we would have gone there. Eğer kar yağıyor olmasaydı, oraya giderdik. Evet arkadaşlar, şimdi mixed conditional. Burada bir Mendel çaprazlaması gibi çaprazlama yapıyoruz. Yani ikinci tipin ana cümlesiyle üçüncü tipin yardımcı cümlesini ya da tam tersini yapıyoruz. Bakın formüller burada. If'den sonra past perfect, üçüncü tipin yan cümleci, would, could'dan sonra da fiilin birinci şeklini kullanarak İkinci tipin temel cümlecini almış oluyoruz. Burada da tam zıttı, yer değiştiriyor. Anlamca farklarına bir göz atalım. If I had eaten breakfast in the morning, I would not be hungry now. In the morning, artık şu an öğleden sonra saatini yaşıyoruz ve sabahleyin geçmiş zaman olduğu için past perfect kullandık. Bu sabah kahvaltı yapmış olsaydık, I would not be hungry now. Şu an aç hissetmezdik. I didn't eat breakfast several hours ago, so I am hungry now. Evet, bir geriye alalım arkadaşlar. Şurada durduracağız. Bir başka örnek işte burası arkadaşlar. Durduramıyoruz, gidiyor. If my father hadn't spent many years working abroad, he wouldn't be rich. Eğer babam yıllarca yurt dışında çalışmamış olsaydı, şimdi zengin olmazdı. Demek ki çok çalışmış ve zengin olmuş. If she hadn't broken her appointment, she wouldn't be sorry about that. Eğer randevusunu atlatmamış olsaydı, she wouldn't be sorry about that now. Şu anda üzgün hissetmezdi. If you weren't a lazy student, eğer tembel bir öğrenci olmasan, you wouldn't have ignored your lessons all year. Bütün yıl boyunca umursamamış olmayacaktın. Evet, inversion, omission of if. If'i ne zaman atıyoruz? Inversion devrik yapıdır. Ona bir göz atalım. Bakın, were I you dediğimizde if görmüyoruz. Ama if I were you anlamına geliyor. I wouldn't accept their offer. Onların teklifini kabul etmezdim. Had I known his address, I would have told you. Eğer adresi bilseydim size söylerdim. Yine burada da bir ne yok? If görünmüyor. İşte devrik yapı if'li yapılarda da karşımıza çıkıyor. Should anyone call, please let me know. Biraz önce bahsettik. Herhangi biri ararsa lütfen bize bildirin, bana bildir. Were she to come, she would see, she would meet you. Eğer gelmiş olsaydı, gelecek olsaydı, to be to kalıbı gelecek bildiriyordu. Bir başkası implied conditions, yani if cümleci anlamına gelen ima edilmiş şart cümleleri diye geçiyor. I would have joined you, but I had to study. Size katılırdım ama çalışmak zorundayım, zorunda idim. Burada but if I had to study yerine şöyle söylenebilir mi? I would have joined you if I didn't have to study. Çalışmak zorunda olmasaydım size katılmış olurdum. I wouldn't have succeeded without your assistance. Burada without'la da bir implied condition gerçekleşmiş. Yardımınız olmadan başaramazdım. He studied hard, otherwise he wouldn't have passed the final exam. Çok sıkı çalıştı. Aksi takdirde geçememiş olacaktı final sınavını. Mehmet would have finished his education, but he had to quit school and worked to cover the expenses of his family.
eğitimini ne yaptı? Bitirmiş olacaktı ama yine bir bat cümlesi, okulunu bırakmak ve ailesinin masraflarını karşılamak zorunda kaldı. But for olmasaydı anlamına gelen bir ifade, su olmasa all life on earth would have come to an end, sona ererdi, hayat biterdi derken, you should take care of yourself or else you'll be ill. Kendine dikkat etmelisin, aksi takdirde hasta olacaksın. Şimdi which cümlelerine göz atalım arkadaşlar. Bunu durdurmak zorundayım ama evet, başarısız oldum. Şimdi yakalıyorum. Evet arkadaşlar, which cümlelerinde which ne demekti? Dilemekti. Wish someone, düzeltiyorum. Önce wish to do something ile başlayalım. Bir şey yapmayı dilemek, istemek, would like ve want gibi bir anlam taşır. I want to do, I would like to do gibi bir ifade. I wish to talk to you please. Sizinle konuşmayı istiyorum. Yine wish somebody something. Birine bir şey dilemek. Ne dilerseniz. She wished me good luck. She wished a happy Ramadan. Wish'ten sonra bir that artı cümle de gelebilir. I'm sure you all wish that you were rich. Eminim ki hepiniz zengin olmayı dilersiniz. İfadesinde olduğu gibi. Wish clause'larda yine dilek istek gibi dediğimiz gerçeğe aykırı durumlar ve hayali varsaydığımız bazı şeyleri anlatmakta kullanılır. Bakın bunun 3 tipi vardır. Future, present ve past. Future bildirirken would, could ve simple past kullanmamız mümkün mü? Evet. Eğer günümüzle ilgili bir dilekte bulunuyorsak simple past ya da past continuous kullanıyoruz. Asla size bir ipucu wish cümlelerinden sonra gelen wish'ten sonra gelen cümleciklerde ne kullanmıyoruz? Present kullanmıyoruz. Sürekli past form ya da past perfect kullanıyoruz. İşte örnekler. I wish they would do something about these poor people. Bu fakir insanlarla ilgili bir şeyler yapılması lazım. Bunlara destek verilmesi lazım. I wish it would stop raining. Yağmur duracak olsa, keşke dursa. I wish you would eat healthy food. Sürekli sağlıksız beslenen birisine de keşke sağlıklı yiyecekler yesen. Abur cuburla karnını doyuruyorsun anlamında. Özellikle sizi rahatsız eden, irritating actions dediğimiz, bunları da would ve wouldn't ile anlatmamız mümkün. Birisi sürekli ciklet çiğniyor, yurtta kalıyorsunuz ve I wish you wouldn't chew gum. Keşke şu cikleti çiğnemesen. Gürültü yapıyorsun anlamında bir dilek de bildirilebilir. I wish I could learn. I would learn diyemeyeceğiz arkadaşlar. Buradaki noktada bir dileğe başlıyorsunuz. I, iki özne aynı olduğu zaman would kullanmayacağız. Yerine could'u tercih edeceğiz. I wish I could learn another foreign language. I wish I learned another foreign language de demeniz mümkün. Geleceğe yönelik bir takım dilekler. Yine I wish I didn't have to look after my little brother tonight. Özellikle tonight'a dikkat edin. Gelecek olduğunu unutmayın. Gelecek olduğunda her ne kadar past görseniz de bu tip yapılar if cümlelerinde, wish cümlelerinde karşımıza çıkıyor. Gelelim günümüze. Şu an olmasını istediğimiz bazı şeyleri dilediğimizde ne olacak? Sally wishes she weren't overweight. Sally ne diyormuş? Keşke çok kilolu olmasam. I wish I were in Antalya now. Şu anda Antalya'da mıyım? Hayır. Keşke Antalya'da olsam diyen bir arkadaşımızın sözü. Most of the workers wish they were on holiday. Çalışanların çoğu keşke tatilde olsak diyorlar. Ali wishes he was lying on the beach having his lemonade. Ali'nin dileği de plajda olsam limonatamı alsam diyormuş. If only ve wish aynı şey. If only duruma biraz daha dramatik, biraz daha acıklılık katan bir ifade. Ah keşke, keşke, nerede o günler der gibi if only'yi kullanırken bu duyguyu verdiğinizi düşünün. If only I knew the answer to your question. Yani keşke sorunun cevabını bilsem, bilemiyorum. Evet arkadaşlar, geçmişle ilgili dileklerle de keşke yapmamış olsa, yapmış olsa gibi geçmişe yönelik bir şeylerden bahsederken past perfect kullanıyoruz ya da past perfect continuous. Bakın, I wish I had gone and visited them. Keşke gitmiş olsam ve onları ziyaret etmiş olsaydım. He wishes he hadn't watched that match. It was terrible. Keşke şu maça gidip seyretmeseydi. Zaman kaybı berbattı. I wish I hadn't eaten too much. Keşke çok yemeseydim. Biraz rahatsızlık hissediyor adam. Ne zaman? Geçmişte. Keşke yememiş olsaydı.
If only he hadn't been driving the car so fast, keşke arabayı bu kadar hızlı sürmeseydi. Umarım hayatınızda keşke kelimesini çok kullanmazsınız, hatta hiç kullanmazsınız. Evet arkadaşlar, bir testimiz var. Süremiz yetecek mi arkadaşlar? Sayın yönetmenim. 10 dakika. Güzel o zaman. Burada bu soruları da cevaplandıralım ve dersimizi bitirelim. Choose the correct option. Test sorularımız var arkadaşlar. Doğru cevabı seçiniz. I wouldn't tell her if I in your shoes. She can't keep a secret. Sır tutamıyormuş. Ben ona söylemezdim. Ne olsa idi. Bakıyoruz wouldn't. Temel cümlede bulunması gereken ifade would, wouldn't. Nerede kullanıyorduk wouldn't'dan sonra fiilin birinci şeklini? İkinci tipte kullanıyorduk. Eğer temel cümlede would artı infinitive varsa yan cümlede yani if'li cümlede ne olması gerekiyor? Bir past simple olması gerekiyor. Bakıyoruz had been past perfect and present will be gelecek future. Burada doğru cevabın were olduğunu bulmamız çok kolay. Bu sorular kolay arkadaşlar. Paul would be a good artist if he, yine bakın yukarıdaki gibi would be ve if var. If'ten sonra had, has, will have. Bakın present, future ve present. Ortaya bir tane past bırakmışlar. O da had, doğru cevabın had olması gerekiyor. Anlamı şu. İkinci tip günümüzle ilgili bir takım varsayımlar, faraziyeler, hayal ettiğimiz durumlarla ilgili konuşuyoruz. Olmayan bir şeyin gerçek olması gibi bir durumu konuşuyoruz. İyi bir ressam olabilirdi. Ne zaman? Şimdi. If he had more patience, daha fazla sabrı olsa. Evet, if they invited me to their party, I absolutely delighted. Eğer onlar beni partilerine davet etseler, de diyebilirsiniz, etseler de diyebilirsiniz. Yine burada bakın yukarıdaki cümlelerin farklı olanını getirmişler buraya. If'ten sonraki yardımcı cümlecik, if'li cümlecik gelmiş. Bizden ne istiyorlar? İkinci bölümü burada would be uygun olacaktır. Çünkü past simple ve future in the past. He'den sonra so many accidents if he drove more carefully. Eğer daha dikkatli bir şekilde araba kullansa bu kadar kazaya sebep olmaz derken he wouldn't have. Wouldn't have'den sonra başka bir fiil gelmemiştir. Wouldn't'dan sonra gelen have fiilidir. Have so many accidents. Have accident fiilidir. Dolayısıyla infinitive olarak karşımıza çıkıyor. I would help them. Onlara yardım ederdim. If they. Evet çok basit arkadaşlar. Yine past simple olacak. Özellikle ağırlıklı olarak ikinci tiple ilgili yaptım ama gelecek. If the weather warmer, we would have gone out to have a walk. Yürüyüş yapmak için dışarı çıkmış olacaktık geçmişle ilgili. O zaman if'ten sonraki bölümde de past simple yerine past perfect olmak zorunda. O da if the weather had been warmer, hava biraz daha sıcak olsaydı, we would have gone out to have a short walk, to have a walk by the sea diyebiliriz. Unless'in anlamı if not idi. Unless medikçe madıkça, yapmazsan yapmadıkça gibi anlamları verebiliriz. Unless you won't find out the truth. Unless ve şurada future görüyorsunuz. Future'la uyum sağlayan da ask fiili yani present olmak zorunda. Çalışmadıkça, peki olumlu mu gelir, olumsuz mu gelir? Bakın burada don't ask da var. Unless zaten olumsuzluğu kendisi getiriyor. Bizim kullanacağımız da nedir? Olumlu olmak zorunda. If you blah 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 me, I'll bring you the book. Yine tip bir karşımıza geliyor. Yine present ve future uyumu. If you remind me, eğer bana hatırlatırsan ne zaman gelecekte, I will bring you the book. Sana kitabı getireceğim. If I about your birthday, I would have bought you a present. Sana bir hediye alırdım, alacaktım geçmişte. O zaman geçmişle ilgili varsayımlar, bunları neyle yapıyorduk? Üçüncü tiple yapıyorduk. İşte burada doğum gününü bilmiş olsaydım ifadesi past perfect ile sağlanır. If I had known about your birthday, I would have bought you a present.
Evet, bir tane daha var arkadaşlar. If they had won one more game last season, they champion this year. Buna dikkat edelim. If they had won, iki won yan yana gelmiş arkadaşlar. Genellikle yanlış telaffuz ediliyor. Özellikle seçtiğimi söylemeliyim. If they had won one more game last season, geçen sezon bir oyun, bir maç daha kazanmış olsalardı. Neden bahsediyoruz? Geçmişten. Peki bu yıl nedir? Günümüz. Demek ki geçmişle günümüzün bir mixed conditional cümle geliyor aklımıza. Burada da olması gereken günümüzle alakalı olduğu için would be'yi tercih ederiz. Geçen yıl evet bir maç daha kazanmış olsalardı bu yıl şampiyon olacaklardı. Teşekkürler arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.